6 Şubat'taki depremde Kahramanmaraş merkezli iki depremde de malum Malatya çok ağır etkilenen illerden biriydi. Buradaki cami ve altındaki dükkanlar için deprem sonrası Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri birden fazla az hasarlı raporu veriyorlar. Bakın bir defa demiyorum. Birden fazla inceleme yapıyorlar ve yaptıkları incelemede de az hasarlı tespitini yapıp sevgili Can Dündar, hatta o görüntüyü de şimdi paylaşacağım, ekrana da getireceğim. Az hasarlı tespitini yapıyorlar ve diyorlar ki burada bir hani yıkılmayı gerektirebilecek, buranın boşaltılmasını gerektirebilecek bir hasar yok. Ve o yüzden de bakın ekrana getirdiğim görüntüde de görülecektir. Burası az hasarlı olduğuna dair bir rapor. Ve buraya böyle bir rapor veriliyor sevgili canlılar. Ve birden fazla defa veriliyor. Daha sonra ne oluyor dersiniz? Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İnönü Üniversitesi'ne başvuruyor. Oradan birkaç akademisyen tarafından bir rapor hazırlanıyor. O rapor hazırlanıyor ve o raporda deniliyor ki efendim burası ağır hasarlı. Ve o yüzden de buranın yıkılması gerekiyor deniliyor. Hemen ardından da orada bulunan esnafa bakın rezerv alan yasası geçtikten kısa bir süre sonra altını çizerek söylüyorum. Bu mesaj gönderiliyor. En sondaki mesaj gönderiliyor. Bu Ergün Yılmaz da oradaki esnaflardan biri. Burası ağır hasarlı. İnönü Üniversitesi böyle bir rapor verdi. O yüzden de burayı boşaltın çünkü biz burayı yıkacağız diyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde daha öncesine kadar olan o az önce gösterdiğim rapor yok oluyor. Bakanlığın internet sitesinden ulaşamıyoruz. Ama ben esnafla görüştüğümde dedim ki siz bulabilir misiniz bana bu raporu tekrar? Onlar buldular bana gönderdiler. Yani o camide, o tarihi camide herhangi bir problem yok. Az hasarlı. Çeşitli çatlaklar var sadece. O da taşıyıcı unsurlarda değil. Sonra esnaflardan biri bana şunu söyledi. Dedi ki Altan Bey, burayı yıkmaktaki amaç şu. Öyle görünüyor ki Kışla Caddesi rezerv alanı ilan edilecek. Buradaki bütün yapılar yıkılacak. Yeniden bir inşa başlatılacak. Belki buraya cami yapacaklar ama Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün aklında buradaki 8 dükkanı 30 dükkana çıkarma hedefi var. Ve bizi de yerlerimizden çıkaracaklar. Bu arada da Kışla Caddesi Battalgazi'de, Malatya Battalgazi'de çok ana işlek bir yer. Oradaki konutlar çok değerli. Ayakta kalan az hasarlı konutlar çok değerli. Böylelikle alan değerlendirilmiş olacak. Böyle bir tablo var. Ben de esnafa dedim ki yani mümkün ise eğer bana bir de şu caminin videosunu atar mısınız? Bakın yıllardır biz ne dinliyoruz? Diyorlar ki efendim camilerimiz ahıra çevrildi. Camilerimize şöyle CHP saygı. yaptı. Evet, değil mi? Yani bunu çok açık görüyoruz. Bunu çok açık şekilde, çok sık bir şekilde dile getiriyorlar. Fakat işin ilginç tarafını söyleyeceğim. Camiden bana video gönderdiler. Şimdi o videoyu da bulacağım ve sizlerle paylaşacağım. Cami içinden bana gelen video. Videoda küçücük çatlaklar var sadece bakın. Hatta şöyle paylaşayım ve izleyicilerimiz de görsünler. Bakın yurttaşın bana gönderdiği video. Caminin hemen sağ tarafında görüyorsunuz duvarda çatlaklar var, sıvalarda çatlaklar var. Ama caminin taşıyıcı unsurlarında herhangi bir çatlak yok. Herhangi bir yıkılmaz durumu yok. Bakın işlemeleri sapasağlam. Ve 100 yıldan fazla ömrü olan bir cami. Kentinde sembollerinden biri. Yıkacaklar. Böyle görünüyor. Evet, yani bu hakikaten uzun zamandır tartıştığımız bir mesele. Bütçede büyük sıkışma var. Paraya ihtiyaç var. Hükümetin paraya ihtiyacı var. Rantiyecilerin paraya ihtiyacı var. Ve burada bir damar buldular. Belki de son damar bu. Yani bunu kullanarak buradan bir rant kapısı açmaya çalışıyorlar. Ve senin verdiğin örnek bunun çok somut örneklerinden biri. Tabii yani mülkiyet hakkı kutsaldır kapitalizmde. İbadet hakkı, camiler kutsaldır. Ama anlaşılıyor ki daha kutsal bir şey var. Rant hepsinden daha kutsal. Yani mülkiyet hakkından da
ibadet özgürlüğünden de daha kutsal bir şey var. O da rant elde etmek ve burada çok açık görüyoruz bir cami örneğinden ve mülkiyete el koyma açıkçası. Ama benim merakım yani iki şey. Bir, bu politikayla nasıl sermaye çekebilecekler dışarıdan? Çünkü yani hiçbir mülkiyetin garantisi yok demektir. Yani Türkiye'de yatırım yapmaya, ev almaya kalkacak bütün yabancıların böyle bir risk aldığı açıkça ortada. Dolayısıyla hani bir kapıyı açarken bir başka kapıyı kapatmış olacaklar. İkincisi, bu bilir kişileri bizim bulup teşhir etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bütün bu raporları hazırlayanları. Çünkü sonuçta üniversitelerden çıkıyor bu raporlar. Bunları hazırlayan insanlar kimlerdir ve bunu ne karşılığında, yani bu iki rapor arasındaki çelişkiyi nasıl açıklıyorlar ve hangisi ne karşılığında hükümetin işine gelecek bir rapor hazırlıyor? Bunların da bir seceresini tutup deşifre etmekte yarar var diye düşünüyorum. Kesinlikle.